Kadir Kopuz demiş ki sosyal medyada, sokakta, evde, her yerde herkes bu adaletsizliği ve hakem yanlışını konuşuyor. Bunlardan hiçbir yetkili neden rahatsız değil, neden kimse çıkıp konuşmuyor? Kim demiş bunu? Kadir Kopuz. Kadir Bey, çünkü genellikle herkes şöyle diyor. Gerçekten de bunu söylemek lazım. Bana kıyak yap, diğer herkese adil ol. Çünkü herkes böyle diyor. Bana kıyak yap, herkese adil ol. Arda, çünkü Türkiye'de kimse, hayatın hiçbir alanında adalet aramıyor. Sadece kendini adalet arıyor. Trafikte de aramıyorsun. Her yerde tamam, hikaye. Maalesef. Trafikte de ışıkta bekliyor musun? Işık ona geldi. Ben hep anlatıyorum işte, yanından çakarlı geçiyor abi. Yalancı. Çakarı takmış. Yalancı açıyor, takıyor, bırt bırt bir şeyler öttürüyor, geçiyor abi. Yalancı onlar. E biz ona döndük. Bir şey oluyor mu? Yok. Benim işim hallolsun da gerisi önemli değil işte. O yüzden abi olmaz. Ama işte buraya bir tane dirayetladım. Benim mi gelmem lazım kardeşim? Federasyon başkanı benim olmam lazım. Niye? Niye? Benim işim yok çünkü Ankara'yla. Ben makul bir ücret karşılığı size full adalet garantisi veriyorum. Evimi geçindirecek. Bak, full adalet. Şeyi yapamam. Ağır siyaseti geçemem. Yok, üçüncü ligi kapatayım. Yok. Orada zaten onları yapamam. Beklerler zaten. Onları yapamam. Ama full adalet garantisi veriyorum. Hiç kimseyi tanımam. Kralını tanımam. Yani işte o... Fasol ligi de kaldırıyorum. Ama bu söylediğini ben daha büyük bir resimde düşünüyorum. Bizim bütün ülkeden, yani iklim olarak kaldırmamız gereken konular var. Telefon edip benim işi hallediyor muyuz abi? Kaldıramayız. Ben gelmeyeyim, sen bana gönder. Benim evrağı çıktı mı? Orada dayağı yiyeceğin yer protokol tribünlerindeki maçtır. Ya protokol tribünlerini falan bırakırım, GSGM onlar yapsın. Ben o işlere bakmam. Bak, Çim'den ceza veririm. Çim'den ceza veririm. Veremezsin. En ufak saha olayından saha kapatırım. Kimseyi tanımam abi. Hiç kimseyi tanımam. Medyan yok, medyan. Ne medyası abi? Kimseyi tanımam. Çıkar her daha. Ben haftada bir değerlendirme yaparım. Herkese de gider. Ne güzel bir ara yapılıyordu MHK'de. Kızdınız herkese ona. Herkese de gider yaparım. Kızıldı ona. Niye her kardeşim, hafta açıklama yapılıyor? Muydunuz? Bir ara MHK yapıyordu. Işte yapıyorum derim. Bir dakika. Bir ara MHK yapmıyor. Ne Emre'yi tanırım, ne Arda'yı tanırım. Zeki yapıyordu. Ne Emre'yi tanırım, ne Arda'yı tanırım. Hiç kimseyi tanırım. İşim yok çünkü. İşim yok. İş adamı değilim. Tamam. İş adamı olmadığım için bir beklentim yok. Bugün Deniz Çoban'ın... Bir beklentim olmadığı için de en fazla alır ceketimi giderim ya. Deniz Çoban'ın yazısını Fanatik'te gördünüz mü ya? Aklım fikrim şaştı ya. Normal makul not veren gözlemciler maç alamayınca baba bol keseden verelim diye dan bol keseden maç verip maç alıyorlar. Şey, not verip maç almaya başlamışlar. Ya delirmek, çıldırmak hiç değil. Hangi memlekette yaşıyoruz bu ya? İstifa gerekçesi. Ya nerede yaşıyoruz bu ya? Ve bunu söyleyen de Deniz Çoban onları yani. Onları da tanımam. Onları da tanımam. Her maçı tek tek ayrı. Çünkü gölge kabine kurarım. Gölge kabine. Bak, herkes oyunu sana gölge, veriyor. Bak, gölge kabine kurarım. Nedir gölge kabine? MHK'ya kimi getirdim? Mustafa Çulcu'yu şimdi. İsmi gün. Deniz Çoban, çok biliyorsun, sen de gel. Yardımcı ol. Al kardeşim. Tamam. Bırak onu orada eleştirmeye geç. Gel burada hizmetin içinde ol. Tamam mı? Bir de gölge kabine kurarım. Onların kontrolörü. Arkadan takip edin derim. Aynı parayı veririm onlara da. Buna 10 bin lira, buna da 5 bin lira mı veriyorum misal. 10 bin lirayla 5 bin lirayı iki tane başka hakeme veririm. Derim ki bak, bunları izleyin. Şurada doğrular, burada ama şey yapacaksınız. Birebir. Yani net. Adil olacaksınız. Otomatik. Doğruya doğru. Ya burada iyi yaptılar bunu. Burada kötü yaptılar. Buna da para verdiğim için, ikisine de aynı maaşı verdiğim için, ya bu gitsin de ben oraya geleyim demeyecek buradaki de. Gölgedeki de. Böylece burada 4 kişi, orada da 4 kişi var ya, 8 kişi kazanırım abi. Aynı şeyi disiplin kurulunda yaparım. Aynı şeyi tahkim kurulunda yaparım. Yorumlarla devam ediyorum. Beni federasyon başkanı yapın. Sevgili. Oylar sana da abi, işte biliyorsun. İtirazım yok. Abi Emre de şöyle ama bir şey. Ama Başakşehir bu yüzden şampiyon olmuyor yani. Emre de şöyle bir şey var abi. Ben hatırlıyorum, Fenerbahçe'de oynuyordu Emre. Allah müstahak hızı versin diye Tolga Özkalfa yardımcı hakeme gidip Allah müstahak hızı versin dediği için atmıştı. Tolga Özkalfa kırmızı kart gösterirken açıklama yapıyordu. Bak şöyle. Ama sen de hani Emre. Demesen daha iyiydi bana. Yani elim kırılsaydı da vermeseydi. Allah kahretsin bana. Başkasına böyle çat çat. Ama Emre'ye böyle yapıyor. Ama sen de etmişsin. Ne oluyor ya? Mahmut örneği işte. Tekrarlayalım. Dün pazar günü bazı Mahmut görsen olacaktı. Bazı Snyder hepsine fırça atıyordu abi. Tabii. Snyder ne fırça atıyordu ya? Of. Hacı da yapar. Ayhan Cem Papilan'ın önünde Caner'in 5 mislini yaptı ya. Döndü Luciano yattı. İlhan Mansız seni kim satın aldı be diye bağırmıştı. Döndü Luciano yattı.
Ondan sonra Bülent Hoca da yapar değil mi? Bana diyorlar ki, hayır, Luciano'yu atmak için geldi. Ayhan döndü, ne var dedi. Dedi Cem Papilla'ya, Luciano'yu attı, Ayhan ha filan dedi, gitti. Şimdi ben bunu görüyorum. Bütün millet de görüyor. Bu senin şerefin, onurun kardeşim. Mesela niye Bünyamin Gezer'e hiç yapamıyorlardı? Serdar niye Serdar Tatlı'ya bir kere bile ha hu yapamıyorlardı? Erman abiye yapamıyorlardı. Onlar Türk tipi hakemdi. Erman Toroğlu kötü, çok kötü bir hakemdi. Bak bilmez gençler. Hakikaten kötü hakemdi. Ama disiplinliydi abi. Böyle höt söt yapamazdı futbolcu ona. Erman abi sahanın hakimiydi abicim. Ulan ben buranın kralıyım derdi. Ve zaten o başlattı hakemlikte saygınlığı. Yani devrim yaptı yani. Erman Toroğlu gerçekten kötü bir hakemdi. Beşiktaş Trabzon maçtı değil mi? Her maçta abi. Beşiktaş Trabzon'da yaptı. Maçı otu, oynatmaz, kenarı boşaltır. Hafif şov da sever. Ama hadi bir tane futbolcu söyle bakayım şey yapsın hocaya. Yaptırtmazdı abi. Yani ben Musa'nın kralıysam bu sahaya hakimim derdi. De bilirdin yani. Erman Toroğlu'nun öyle bir kimse bir şey falan yapamaz yani. Şimdi abi size hepinize her şey oldunuz abi. Şamar olan oldu. Yani çünkü yamcısınız. İdareyi maslahatçısınız. Ona öyle buna böylesiniz. Bu arada bu bahsettiğimiz tepkilerin eskiden ama çok kaliteli hali vardı. Ondan yani en güzeli de o zamanlarmış. Erbatır, bunu Metin Hoca bunu bahsediyor. Metin Hoca'nın şeyi vardır. Hocam tam gol yiyor Beşiktaş. Ordu maçı. Ordu maçı. Maçı Ölce hatırlamıyorum. Doğru, Ordu maçı olabilir. İşte top santrada hakem hadi başla diyor. Metin Hoca da hocam geçin yarı sahanıza da başlayalım diye rakip sahayı gösteriyor. Yani bak bu kaliteli. Eğitimle ilişkili kaliteli bir şey değil ama Metin abi özelinde ne mezunu Metin abi? Üniversite mezunu. Basketbolda falan da bu kalite. Eğitimle çok ilgili değil ama belli yerlerde. Ama bu ince tabii, bırakmak tabii, var ya. Tabii, ince ama bırakmak hoca, ama şimdi Metin, geçin yarı sahanıza da başlayalım hocam. Metin Tekin bu stüdyoda yıllar boyu nasıl yorumculuk yaptı? Hocam çok seviyorum. Baktığımız zamanla mı yaptı? Nasıl yaptı? Bir derinlikle yaptı. E-sports'ta bile hala bir cümle hala öyle güzel. Çok kısa kelimelerle ne yazık ki o kadar süresi var. Kısa kelimelerle çok güzel eleştiriler. Ben Metin abiden öğrendiğimi söyleyeyim. Oyunun gücü vardır, oyuncunun gücü vardır. Oyuncu gücü başka bir şeydir, oyun gücü başka bir şeydir. Yani bir de evren yaratmış sana. Çünkü Metin abi bu stüdyoda ve e-sports'ta oturup adam gibi doğru dürüst Türkçesiyle, doğru dürüst anlatım diliyle, o zeka kıvraklığıyla, o bagajıyla girip oralarda yorumcu olabiliyor. O kalitesiyle diye özetleyeyim. Ama şimdi öyle yorumcular görüyorum ki baktığınız zaman aşağıya, bakıldığı zaman yukarı, yapmayın. Hücumsal. Yani sevgili Reha hocam, İzmir'in göbeğinden, böğründen çıkmış Türkçeyi çok iyi bilen bir adamsın. Etme gitme, kassal dedi geçen gün. Dedi hocam ya. Kassal dedi Reha hoca ya. Kassal ne ya? Yani kasla ilişkili. Ha. Etme hocam. Bence kasmayalım. Çok da severim, o da bizi sever. Kasmayalım diyorsun. Kasmayalım. Tamam. Bu konulara kasmayalım biz. Olay bitmesin. Neyse şimdi sonuçta benim yani bu federasyonun bütün kurullarının değişmesi lazım. Bütün kulüpler şikayetçisi niye değişmiyor sorusunu soruyorsunuz. Bilmiyoruz abi. Bilmiyorum. Sadece şöyle bir bakış açısı getirilebilir. Ama gelin görün ki tüm bu saydığınız hocalardan daha fazla genç oyuncuyu Türk futboluna katmıştır Şenol Güneş. Genç denebilir. Oyuncu değil, yanılıyorsun. Ya geliştirmiştir oyuncuları diyelim. Şenol Güneş hiçbir genç oyuncu konusunda genç oyuncudan madde 17, 18, 19, 20. Şenol Güneş Türkiye'nin en geliştirici hocasıdır. En evet, geliştirici hocası falan değildir. Geliştirici. Geliştirici Ahmet Aybaba çok yer verir mesela. Ozan gelişti. Tufan Bursa zamanını sayıyor. Hayatım tamam da Ozan'ın zaten bir şeyi var ya, hoca üstüne koydu. Samet Aybaba. Şenol Hoca geliştirici çok, hocadır. Çok gençlere çok yer verir. Şenol Hoca. Aykut Kocaman da Allah için şey vardır yani. Oynatır çat diye. Ya koyar. Bize şey demişti ya yıllar önce. Yani Recep'i, Salih Uçan filan. Recep'i pamuklara sarmalamam lazım demiştim. Recep niye yazdı? Ya olmaz. Abicim o gün öyle. Salih Uçan'ı pamuklara sarmalamam lazım demiştim. O yüzden Şenol Hoca ile ilgili, yani kusura bakmasın kendisine buradan seslenebiliyoruz sağ olsun. Sıfır iletişim dediğimiz şu, ne olur bundan sonra bari eğer iddiasız maça çıkarsa Beşiktaş ki inanmıyorum çıkacağına. Ya Fatih'i ve Utku'yu falan görelim ya. Nasıl Beşiktaş dua etsin.